açıkçası bu son Ağustos verisinden, Ağustos enflasyon verisinden sonra bu söylem değişikliğini bekliyorduk. Çünkü bildiğimiz üzere manşet tüfe 19-25 seviyesinde ve Kasım enflasyonuna kadar 19'un üzerinde kalma ihtimali yüksek. Bu açıdan halihazırda kullanılan sözlü yönlendirmenin tabii ki değişmeye ihtiyacı doğdu. Hatırlarsak PPK metinlerinde vesaire senin de dediğin gibi pozitif reel faize vurgu yapılıyordu. Ama geldiğimiz noktada mevcut koşullar ışığında baktığımızda zaten bu söylemin ortadan kalkmasını beklemek daha makul kalacaktı. Buna dair de söylemlerin değişmeye başladığını anlıyoruz. Geçen hafta yatırımcı toplantısında buna dair sinyaller gelmeye başlamıştı. Bugün de bunu seyreder şekilde konuşma olduğunu gözlemledik. Peki bu gelişmeler ışığında son çeyrekte enflasyonun bir miktar daha iyileşebileceğine dair mesaj vardı. Sizin faiz indirim beklentiniz neydi ve bu açıklamalardan sonra bunu revize ettiniz mi? Hem vade yani ne zaman indirir hem de kaç puan? Dediğim gibi enflasyon Kasım'a kadar 19'un üzerinde bir seviyede kalıyor. Sonrasında yılın son 2 ayındaki baz etkilerinin desteğiyle yılı 17'ye yakın bir seviyede bitiriyor. Hal böyle olunca da Başkan Bey'in de ifade ettiği gibi son 2 ayda aslında belirgin bir düşüş göstermiş olacak. Bu da tabii ki önceki söylemle birleştiğinde bir faiz indirimi için alan sağlamış oluyor. Çünkü reel faiz söylemin devam etmek istediğini de anlıyoruz. Çünkü Afgan ülkelerle ya da diğer benzer ülkelerle karşılaştırmalardan bahsedildi. Bu bağlamda da bizdeki beklenti yılın son 2 ayındaki küçük faiz indirimleriyle birlikte yılı 18'lik bir politika faiziyle kapatmak üzerine. Peki son sorum da şu olacak. TL'nin özellikle gücü ve TL'nin güçlenmesi için politika seti üretiyoruz dedi. Zaten biliyoruz yeni dönemde hem yeni bakan hem de yeni başkan döneminde rekabetçi kur söyleminden çok uzun süredir vazgeçilmişti ama bu mesajı da nasıl okumak gerekir? Önümüzdeki süreçte ihracat dinamikleri rekabetçi TL'den güçlü TL'ye geçişi destekleyecek neler yapabilir Merkez Bankası ve tabii rezervler de belirleyici olacak Seda. Tabii bu çok önemli çünkü enflasyonla mücadelenin temelinde kurda istikrarın sağlanması yatmalı. Bunun da farkında olduklarını görüyoruz. Tabii ki ihracat gelişmeleri lehimize devam ediyor. Çünkü burada öne çıkan konu daha çok dış talepteki toparlanma. Özellikle Avrupa ekonomilerindeki büyüyen gidişat. Bu çerçevede zaten ihracat performansının destek verdiğini, döviz arzı anlamında da son aylarda destekleyici olmaya başladığını gözlemliyoruz. Buna karşılık tabii ki iç talep gelişmeleri ve ithalata olan talebin nasıl devam ettiği önemli olacak. Bu noktada da işte para politikasının vermek istediği sinyal önemli. Bu açıdan TL güçlendirme isteği tabii ki istikrar kazandıran ve enflasyonla mücadeleyi destekleyecek bir unsur olacağı açısından beklenti kanalıyla açıkçası önemli sonuçlar getirebilir. Bunun ne kadar devam edeceğini ve ne kadar tabii ki sonuca götüreceğini takip edeceğiz.